Bugün yeni aldığım bu multimetrenin kutusunu açacağım ve birkaç özelliğine bakacağım. Benim aldığım BM907S. Bu 900 serisinin en üst modeli. Orta seviye bir multimetre. Prime'ını hep duyuyordum zaten daha önceden. Hani fluk alamıyorsanız bir alternatif olarak hep söylenirdi ben de. Çok üst model olmasa da bir orta seviye bir modelini alıp bir süre kullanmayı düşünüyorum. Kutunun içinde neler var? İşte multimetrenin kendisi, koruyucusu, probları. Multimetre. Başka da bir şey yok zaten içinde. Şöyle bir bakalım. Açalım şunu. Problar bu uçlarda çıkıyor böyle. Sıcaklık ölçme aparatı. Kullanıcı kılavuzu İngilizce sadece. Bir de piller. Koruyucu da iyi görünüyor. Materyali de fena değil. Şuradan bir pilini takalım. Eskiden hep 9 voltlu multimetreler, artık 3 voltla çalışıyorlar. Kapatmak da biraz sıkıntı oldu ama şöyle bir deneyeyim bakayım. Evet, yani bütün fonksiyonlarını incelemeyeceğim. Şöyle bir üstünden geçeyim. Bir iki tane merak ettiğim şeye bakacağım. Arka aydınlatması da var. İşte AC gerilim, DC gerilim, sıcaklık, elektromanyetik alan. Burada direnç ölçüyor. Kısa devre ölçümü, kondansatör ölçümü ve diyot ölçümü. Şu probları takıp bir kısa devre ölçümünü deneyeceğim. Problar da güzel görünüyor yani. Yumuşak malzeme. Koruyucusu da var. Bir kilovolt 10 amper. Yalnız bu çıkmıyor. Çıkmadı burası nedense. Ya kolay çıktı. Burası biraz zorlayalım.
Enteresan ya. Herhalde zamanla alışır. Zor çıkıyor bu taraf. Kısa devre kontrolünün ne kadar hızlı olduğuna dikkat ederim ben. İşte bakın bazı çok hızlı yaptığınız zaman mesela yakalayamıyor. Biraz gecikmesi var. İşte burada da akım kademeleri. Akımı tabi buraya takacaksınız. Şöyle enteresan bir özelliği var. İşte akım prop akıma takılıyken voltaja çevirirseniz hata veriyor ki bu güzel bir şey. Yani pek çok kişinin başına gelmiştir. İşte prop akıma takılıyken onu gerilime takarsanız en iyi ihtimalle ölçü aletinin sigortası atar. Daha kötü şeyler de olabilir. Bu da sıcaklık probu. Bakalım nasıl çalışıyor. Şu nokta artı zannederim. Onu artıya takacağız. Evet, çok hassas olmasa da. Basit işlerde iş görebilir. Yani en azından bir 35-36 göstermeliydi ama belki de iyi sıkamadım. Şöyle bir deney yapalım. Evet, aslında hızlı ısınıp hızlı soğuyor. Çok hassas olmasa da işe yarayabilir. Benim merak ettiğim konulardan biri diyot kısmının ledleri ölçüp ölçmediğidir. Bir ona bakalım. Voltluk pille biraz zor görünüyor. Bu ledlerin pek yanacağını zannetmiyorum ama bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi LED'i ölçemiyoruz. Yok, maalesef LED'leri ölçemiyor. Verdiği gerilim yetmiyor zannederim. En düşük gerilim kırmızı ledlerledir. Bu da zar zor yanıyor. Bence bunun verdiği gerilim düşük. Zaten 3 volt pil var. Ne verebilir ki? Bir daha bakalım. Yeşil led 2,2 voltta falan yanar. Yanmadı. Benim diğer ölçü aletiyle bir bakayım. Kaç volt veriyor gerilim olarak? ...1,7 volt. Evet. Ledlere yetmez. Yani kırmızı led bile 1,8 volt istiyor. Onu zar zor yaktı. Diğerlerini hiç yakamaz. Normal diyotlarda bir sorun olacağını sanmıyorum. Evet. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama bu cihazlar LED ölçmemeyi aklımızda tutacağız.
Kondansatör nasıl ölçüyor? Bir de ona bakalım. Hızı nasıl? İşte bakın, kondansatörü ölçerken dikkat etmek lazım. Elimle iki tarafında tuttuğum için değer tam durmuyor. Kondansatör kaçırıyor gibi oluyor çünkü. Elinizi dokunmadan ölçmek lazım. Şu şekilde. Evet, 10 nanofarad. Normal bir değer. Bakın elimi dokununca kaçırmaya başlıyor. Değer yanlış oluyor. O mikrofarad. Evet. Bu da normal sayılır. Şöyle büyük bir kondansatör deneyelim bakalım. Bir tane 2200 deneyelim. Süreyi de tutayım bir bakalım. Uzun sürecek gibi görünüyor. Hakikaten buna büyük kondansatör ölçmeye sabır yetmez herhalde. 20 saniyeyi geçtik. 25 saniye neredeyse. İkinci ölçümde biraz daha hızlı olabilir. Bir daha deneyeyim. Biraz doldu çünkü kondansatör. Evet, yani pek sabır gerektiren bir şey bunda büyük kondansatörleri ölçmek. Bir de direnç ölçümlerine bakalım, bir de hızını görelim. Mesela 0,5 ohmluk direnç. Pek bir anlamı yok. Zaten kabloların kendi direnci de var. İşte 1 mega ohmluk bir direnç ölçelim. Evet. Hızı fena değil. ohmluk bir direnç. Kötü değil. Direnç ölçümü iyi. Gene ben buna taktım tabi. Bu ötme süresi gecikmeli. Yapacak bir şey yok. Bakın şimdi gerilime çevirdiğinizde frekansı da gösteriyor. Sıfırlanması da biraz vakit alıyor nedense. Bakın yukarıda 50 Hz gösteriyor. Şebekeye bağladım şu anda. Gördüğünüz gibi 50 Hz orada. Bir iki tane de pil ölçelim. Hani hızını görmek istiyorum. Bakayım hangi hızda. Hiç fena değil. Şu bitmiş 9 voltluk pili ölçeyim. Evet, kötü değil. Hız olarak fena değil. Şimdi enteresan bir özelliğini göstereyim. Bakın güç kaynağından 5 volt bağladım. Şu relatif olarak ölçüyor. Şimdi mesela 5 voltta sıfırladım. 10 volta çıkardım güç kaynağını. Sıfırdan sonra 5 volt daha çıktı demek istiyor bu. Bakın normalde 10 volt orası. 10 voltta sıfırlayayım. Sıfır yaptı bakın. Şimdi 15'e çıkaracağım güç kaynağını. Evet, şu anda 15'in üstüne 5 volt koyduk. İşte 15 volt.
Yani değeri bir yerde sıfırlayıp onun üstüne kaç volt olduğunu görebiliyorsunuz. Bazı ölçümlerde işe yarar. Burada da işte maksimum değeri tutma özelliği var. Yani sürekli oynayan bir gerilim varsa burada maksimum değeri tutabilirsiniz. Aslında bakın havadan ellerse de kapıyor yani hiçbir yere dokunmadığım halde. Şimdi basınca hertz seçebilirim. Doğrudan frekans gösteriyor işte. Beni anten gibi kullanıp şebekedeki 50 hertz'i görebiliyorum bu şekilde. Bakın tek probu taktığım halde burada bile 50 hertz'i gösteriyor. Bir de amper ölçmesine bakalım. Benim güç kaynağı 2 ampere yakın bir akım verebilir. Şöyle bir ayarlayayım bakayım. Daha çok şeyi merak ediyorum. Amperle miliamper birbirine yakın olacak mı? İşte 1,9'a kadar çıktık. Mesela şu miliamperi bir düşüreyim. Kaç gösteriyor? 77. Gene bağırıyor. Miliampere çevirelim. 77 miliamper. Güzel. Kısayım biraz. Buradan buraya bağlayınca gene bağırıyor. İşte miliamperle amper arasında bile bağırıyor. İşte zaten burada göstermiş yani buraya. Yanlış takarsanız bağırırım diye. Böyle bir uyarı veriyor. Güzel aslında. Dediğim gibi akım ölçerken gerilime bağlamaya kalkarsanız ölçü aletini kaybedebilirsiniz. O açıdan güzel. Arkasındayken de rahatça çevirebiliyorum düğmeyi. O da güzel. Şimdi başta bahsettiğim gibi detaylı bir inceleme değil bu. İlk izlenimlerimi paylaştım. Yorumlarda da isteyen olursa daha detaylı bir kullanım ve özelliklerini belirleme videosu yapabilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.